Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier resmi Türkiye ziyaretinin son programı olarak bugün CHP Genel Başkanı Özel'le görüştü. Görüşme nasıl geçti efendim? Dediğiniz gibi Alman Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine bir heyet olarak Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüştük. Kendisi eski Dışişleri Bakanı'dır. Genel olarak söylemek gerekirse son derece verimli, samimi, dostane bir görüşme oldu. Türkiye ile Almanya arasındaki birçok konu, yani bölgemizle ilgili birçok konu gündeme geldi, ele alındı. Genel hatlarıyla çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Görüşmede neler konuşuldu efendim? İki ülke arasındaki ilişkilerde başlıca konular konuşuldu ama Alman Cumhurbaşkanı öncelikle seçim başarısından dolayı Genel Başkanımız Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Şunu da hemen ifade edeyim. Uzun süredir yani seçimlerden sonra CHP'ye yönelik dışarıda çok büyük bir ilgi var. İlgi artışı var. Hani bunu gayet net olarak hani tespit ediyoruz. Çok sayıda ülke, büyükelçilik, cumhurbaşkanı, başbakan, siyasi parti liderleri neredeyse genel başkanımızı yani tebrik etmek için sıraya girmiş durumdalar. Görüşme talepleri geliyor. Bunların hepsini randevu sırasına alıyoruz. Dolayısıyla da Alman Cumhurbaşkanı da öncelikle bizi tebrik ederek başladı. Bu arada Türkiye'yi çok yakından takip ettiklerini, hatta bizim onlara vermeye çalıştığım, vermek için vermeyi planladığımız bazı verileri hani Alman Cumhurbaşkanı'nın bize aktardığını da görmekten de biraz şaşkınlık gördük, duyduk. Genel olarak ikili ilişkilerde biliyorsunuz sığınmacı meselesi var. Hani bunu detayıyla görüştük. Filistin meselesi var ki Almanların bu konudaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Buna rağmen Genel Başkanımız gerek Berlin'de Alman Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'nde hani bu konuya gayet net, açık bir şekilde yani Almanlar bundan çok hoşlanmasa da değindi. Yani Filistin halkı, Filistin'de Gazze'de yaşanan sorunları dile getirdi. Yine Alman Cumhurbaşkanı ile görüşmede de hani bu konular gündeme geldi ve bu konuda hani Türkiye'nin tutumunu, CHP'nin tutumunu gayet açık bir şekilde ifade etti. Bunun yanında başka konular da vardı tabii. Yani bu sığınmacı konusunu dediğim gibi ele aldık. Vize konusu çok önemliydi. Şimdi uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi zorluk çıkartıyor bunu biliyoruz. Vatandaşlarımız çok mağdur bu konuda. Bizim de siyasi parti olarak hem ana muhalefet partisi hem de seçimlerden birinci çıkmış parti olarak bu konuda hani hassasiyetimizi dile getirdik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu zaten hani kamuoyuyla paylaşıyoruz. Alman Cumhurbaşkanı'na da Genel Başkanımız hani buradaki sıkıntıyı net olarak anlattı. Bekleme süreleri çok uzun, ret oranları çok yüksek. Bu doğru değil. Çok sayıda işte vatandaşımız bazıları hani Almanların şikayet edebileceği kategori sanatçılar, bilim insanları, kongreye gidecek olanlar, defalarca Almanya'ya gidip gelmiş insanlar. Gençler, bazen öğrenciler, Erasmus öğrencileri. Bunlar böyle yani potansiyel iltica başvurusunda bulunacak insanlar değil. Bunlara da redler geliyor. Genel Başkanımız bunları tek tek sıraladı ve Alman Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda inisiyatif almasını istedi. Daha detay olarak da şunu söyleyeyim. Haziran ayında Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası var. Türk milli takımı katılacak şampiyonaya ve şimdiden bu konuda başvurulara bile ki önceden başvurmak gerekiyor, redler geldi. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, futbol severlerin Almanya'ya gidip Türkiye'nin milli maçlarını takip etmesi konusunda bile bir sorun yaşanacağı belli oldu. Genel Başkanımız bu konuda da hani şimdiden ön alıcı bir şekilde Alman Cumhurbaşkanıyla bu futbol maçına gidecek olanlar için bile hani sorun çıkarılması, zorluk çıkarılması konusunda inisiyatif alması çağrısında bulundu. Steinmeier'in cevapları nasıldı efendim? Nasıl yanıtlar verdi sorulara ve konulara? Çok pozitifti. Kendisi de gayet açıktı. Hani samimi bir şekilde cevap verdi.
bölgesel gelişmeleri, iç gelişmeleri merak etti. Yani bunlar bu konudaki görüşler paylaşıldı. Vize konusuna gelince tabii bunun farkındalar. Aslında şöyle, onlar da biliyorlar ne yaptıklarını. Yani bu konuda böyle çok açık teminatlarda bulunmamakla birlikte yani ellerinden geldiğince destek olacaklarını, yardımcı olacaklarını bize yansıttılar, söylediler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.